Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemleri arasında Suriye yönelik olası harekat da vardı. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar verimli ve etkin çalışırsa, ülkemiz hedeflerine o derece hızlı bir şekilde yaklaşır. Cumhurbaşkanı olarak biz de sizlerle parti teşkilatımızla, belediyelerimizle, kabinemizle, bürokrasimizle ülkemize yeni eserler ve hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık eser ve hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. Şu anda biz de öyle yapıyoruz. Dünyanın en modern, en büyük, en işlevsel havalimanlarının başında gelen İstanbul Havalimanı her geçen yıl artan yolcu sayısı ve prestijiyle ülkemizin yüz akı eseri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Atatürk Havalimanı ise askeri havalimanı, hizmete açık sivil pisti, havacılık faaliyetlerinin sürdüğü diğer birimleriyle kısmen bu vasfını sürdürüyor, sürdürecek. Mesela biz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyoruz. Aynı şekilde yabancı devlet başkanları da burada karşılanıyor ve uğurlanıyor. Havalimanı içindeki acil durum hastanesine yapılan uçuşlar da buradaki pistten gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar, şu anda ekranları başında bizi dinleyen milletime sesleniyorum. Biz Atatürk Havalimanı'na 1006 odalı ne yaptık? Şehir hastanesi yaptık. Ne kadar zamanda yaptık? 3 ayda yaptık. Bizim güney sınırlarımızı teröristlere karşı korumak için yürüttüğümüz harekatlara işgal diyecek kadar meseleden uzak olanlar mı? Ortak düşmana karşı yanımızda yer alacak. Hani biz koalisyon güçlerinde beraberdik? Ne oldu? Böyle bir beraberlik var mı? Yok. Bu sorulara tatmin edici, kesin, net cevaplar bulmadan ve bağlayıcı belgeler görmeden tavrımızı değiştirmeyeceğiz. İşte buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz. Ez cümle, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı fırsatçılık değil, terörle mücadele konusunda ilkeli bir duruştur. Ümit ediyoruz ki hem bu iki ülke hem de onların üyeliği için canhıraş uğraş gösterenler Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini anlar ve gereğini yapar. Böyle bir durumda bugüne kadar NATO içindeki yükümlülüklerini bir hakkın yerine getiren bir ülke olarak biz de üzerimize düşeni yaparız. Herkesin lafını ettiği, istismarını yaptığı Ukrayna krizindeki katkılarımız bile tek başına müttefiklerimizin ve dostlarımızın güvenliğine katkıda bulunma konusunda sözümüzün eri olduğumuzun ispatıdır. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Metris Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Cezaevlerini geziyorum. 30'un üzerinde cezaevlerini ziyaret ettim. İçeride gerçekten 30 kişilik koğuşlarda 50-60 arkadaşımızın bulunduğunu ne yazık ki arkadaşlarımız anlatmaktadır.
yargılama süresi içerisinde pandemi koşulları nedeniyle gözden kaçan bazı konular olduğu bilgisi bize ulaşmakta. O nedenle vicdanlı Türkiye'mden, merhametli Türkiye'mden anneler için af istiyorum. Çocuklar için affet Türkiye'm diyorum. Anneler, babalar için affet Türkiye'm diyorum. Ülkemiz 9 milyon Suriyeli'ye bakarken buna da kucak açmasını arzu ediyoruz. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Annelerin mutlu olması için affet Türkiye'm. Çocukların mutlu olması için affet Türkiye'm. Babaların mutlu olması için affet Türkiye'm. Türkiye Cumhuriyeti şefkatini, Türkiye Cumhuriyeti gerçekten evlatlarına, kendi vatandaşlarına kol kanat geleceğine inanıyorum. Bütün siyasi partileri affet Türkiye'm kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak bu çağrımız kesinlikle siyasi değil, vicdani bir çağrıdır. Cezaevlerinin rahat etmesi açısından gerçekten Türkiye'nin toplumsal bir barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyacı var. O nedenle kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm, toplumsal barış için affet Türkiye'm. Bir kere daha anneler için, babalar için affet Türkiye'm. Seçimle gelen mutlaka seçimle gitmelidir. Belediye başkanlarına hukuksal baskı yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Belediye başkanları vatandaşlarımız tarafından seçiliyor. Belediye başkanlarımızın karnesini 5 yılda bir yurttaşlarımız vermeli. Seçilen belediye başkanlarına hukuksal bir baskı yapılmasını doğru bulmayız. Demokrasi herkese lazım. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa o şekilde davranılmalıdır. Belediye başkanları görevlerinin başında devam etmelidir. Belediye başkanlarının tercihini 5 yılda bir yurttaşlar ve vatandaşlar yapmalıdır. Belediye başkanlarına hukuki bir baskı yapılmasını ve belediye başkanlarına hukuki baskıyla heyecanlarının yitirmesini sağlanmasını kesinlikle doğru bulmayız. Bütün belediye başkanları seçimle göreve gelen belediye başkanları seçimle görevinden gelen. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin bilanço ve hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Üst Komisyonu toplantısında görüşüldü. Görüşmelerde Sudan hükümetinin taahhüt ettiği araziyi Türkiye'ye vermediği için üretime geçilemediği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Atilla Sertel de komisyonda yaptığı konuşmada, Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi 5 Eylül 2018'de faaliyete başlamış ama 4 senedir de hiçbir faaliyeti yok. Arazi versin bize Sudan dedik, arazi de yok. Söz verilen arazi verilmemiş, başka bir arazi gösterilmiş ama o arazide tarım elverişli değil dedi. 5 Eylül 2018'de faaliyete başlıyor bu şirket. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi. İsmi bayağı cakalı ama 4 senedir de hiçbir şey yok. Diyorsunuz ki işte arazi versin bize Sudan dedik, arazi de yok. Verilen arazide de tarıma uygun değil diyorsunuz. Bunların hepsi sunumunuzda var. Arazi yok. Arazi veren yok. Sudan'da hükümet yok. Ama biz oraya belli bir miktar para yatırmışız. Faaliyete başlamışız. İşte yönetim kurulu kurmuşuz. Yönetim kurulu üyeleri üretim olmamasına, işte 4 senedir arazi olmamasına rağmen maşallah hepsi yönetim kurulu maaşlarını alıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani daha tarla yok ortada. Biz neden bahsediyoruz bilmiyorum. Yani neler, niye anlatıyorsunuz pek anlamıyorum. Şimdi 12.500 hektar alanda bir çiftlik kurulacak. Bu Türk girişimcilere açılması öngörülecek. Sonra %20'si Sudan, %80'i Türkiye olarak belirtilecek. Uzatılabilir 35 yıllık bir kiralama dönemi denilecek ve bunun 4 yılı boşa gidecek.
4 yıldır bize taahhüt edilmeyen arazi verilmiyor. Dolayısıyla da üretime başlanamıyor. Şimdi bu proje için Türkiye Cumhuriyeti toplamda ne kadar harcama yaptı? Acaba bu Sudan'a yapacağımız harcamayı Türkiye'deki tarımsal desteğe harcasaydık daha mı doğru olurdu? Yani bu Sudan'a kim dedi gidin arazi tutun diye, ben gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Nasıl olur siyasal istikrarın olmadığı ve iç çatışmaların sürdüğü bir ülkede, hükümetlerin kurulamadığı bir ülkede kiminle ne anlaşma yapıyorsunuz? Biriyle yaptığınız anlaşmayı öbürü rahatlıkla bozabilir, kabul etmeyebilir. İstikrar olmayan bir ülke. Taahhüt ettiği araziyi vermediği takdirde siz ne yaptınız ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani diyorsunuz ki işte biz Sudan'dan araziyi istedik, bize verecekler. İnşallah, inşallah, maşallah devam ediyoruz yani. Böyle, bu. Anlaşmanın tek taraflı feshi sizce mümkün mü? Yani anlaşma bizim tarafımızdan ya da Sudan tarafından bozulursa bunun tazminat hükümleri var mı? Böyle bir durumda biz mi zarara gireceğiz? Onlar mı bize tazminat ödeyecek? Biz mi tazminat ödeyeceğiz? Buna ilişkin bu sözleşmenin ana maddelerini hazırlamanız, açıklamanız lazım bize. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Değerli milletvekilleri, arz ettiğim hususları ve 100. yıl kutlamaları, hazırlıkları ulusal basında mutlaka takip edeceksiniz. Ama bu kutlamalar en çok yerel basında yer alacaktır. Demokrasimizin 5. gücü yerel basınımıza destek vermemiz gerektiğini daha önce bu kürsüden ifade etmiştim. İletişim Başkanlığı tarafından yerel gazetelere resmi ilanlarda yapılan %70 fiyat artışı için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Yerel medya ve basının bizden beklentileri vardır. Mesela belediyelerin meclis kararlarının yerel gazetelerde yayınlanması, ulusal kanallarda yayınlanan kamu spotlarının ücret karşılığında yerel televizyon ve radyolarda yayınlanması, ulusal kanallara reklam veren kamu kuruluşlarının reklamlarının bir kısmının yerel radyo ve televizyon gazetelere aktarılması, maliyeti ucuz kredilerin yerel basın kuruluşlarına teknik donanım desteği verilmesi gibi çalışmalar yerel medya ve basına can suyu olacaktır. Çünkü Türkiye'de 800'e yakın yerel gazete, 700 radyo, 350'ye yakın da televizyon vardır. Buna karşılık yerel basından bulundukları şehirlerin Türk kültürüne, turizme, halk oyunları, yerel yemekleri gibi gelecek nesillere aktarılabilecek miraslarımıza sahip çıkmaları istenebilir. Gelin yerel gazetelerimize, yerel radyo ve televizyonlarımızı kimseye muhtaç etmeyelim. Ama işlerindeki çürük elmaları da temizleyelim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gazi Meclisi ve Büyük Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Gezi eylemlerinin 9. yılında Taksim'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı. Taksim'de Gezi eylemlerinin anma yıl dönümünde Halk TV muhabiri Ozan Demiriz, Evrensel muhabiri Meltem Akyol, Bir Gün Gazetesi muhabiri Gökay Başcan, Flaş TV'den Dilat Polat, Sevda Doğan ve Derin Aydoğdu gözaltına alındılar. Ve güvenlik güçleri Gezi olaylarını haberleştirmek için orada görev gören arkadaşlarımıza, basın meslek örgütü üyelerine şiddet uyguladı. Tele1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV'den Erdinç Yılmaz Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tomografileri çekildi. Gazetecilere yönelik bu şiddeti uygulayan polisler suç işlemiştir. Aslında polisler değildir suç işleyen. İktidardır suç işleyen. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilere yönelik düşmanlığı devam etmektedir. Ve bu meslektaşlarımıza uygunsuz şiddeti uygulayan polisler hakkında mutlaka işlem yapılmalıdır. Eğer bu ülkede hukuk varsa, eğer bu ülkede zerre kadar adalet kaldıysa, gazetecileri görev gören gazetecileri yaralayanlar, gözaltına alanlar suç işlemişlerdir. Buradan çok açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Savcıları çağrıya çağrıda bulunuyorum. Savcılara çağrıda bulunuyorum.
iktidarı ve güvenlik güçlerini hukuka ve basın ve düşünce özgürlüğüne saldırıda bulunmaktan dolayı çağrıda bulunuyorum. Hukuka saygılı olmak zorundadır. Kim olursa olsun. Gazetecilere yapılan saldırıyı kınıyorum. İçişleri Bakanlığı kınıyorum. Deniz İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde Deniz İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Deniz Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nın 5.'si 31 Mayıs Salı günü gerçekleştirildi. Aktarabilmek önemli. Çok sevdiğim bir laf vardır. İhtiyacı keşfeden ilişkiyi yönetir diye. Bu çocuklarımız birçok ihtiyacı görerek bununla ilgili buluşlar yapmışlar, emek sarf etmişler. Onlara da bundan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Şimdi kısaca bir Alp Bey de söyledi, rakamlarda da var ama Denizli şu anda Türkiye'nin 9. büyük ihracat yapan şehri. Ama geçtiğimiz sene biz Denizli il olarak 4 ay 8. il konumuna geldik. Hedefler çizdik kendimize. Ama bunları yaparken öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif çalışmalarda yine inovatif fikirlerde de yol alması noktasında da temel parametre olarak efendim bunları koymuş idik. Bugün inovatif fikirler denip inovatif fikirler yarışması da bizim öğrencilerimizin 2000'e yakın öğrencimizin burada yarışmaya katılmış olması da bunun bir göstergesidir. Yine TÜBİTAK, Teknofest, Erasmus ve bunun gibi birçok hibe kaynaklarından da Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yararlanıyor olmak Denizli'nin öğrencisinin, velisinin ve öğretmeninin başarısını da bize burada gösteriyor. Hocam dediler. Ben geldim sonra dediler ki bizde bir kulak hastası var. Senin patentinle en iyi o ilgilenir dediler. Ve biz başladık çalışmaya. Patent alabilmek için bir ev parası harcadıktan sonra aldık patentlerimizi ve patentin ne kadar değerli olduğunu ben o gün anladım. Alman bir firma benim kapımı çaldı. Dedi ki ben Türkiye distribütörüyüm. Sizin böyle bir patentiniz var. Çok güzel. Bunu geliştirmeniz halinde biz bunu kullanacağız. Nasıl geliştireceğiz? Destek olur musunuz? O kısmı biz bilmeyiz dediler. Biz tabii patent yapmanın suç olmaktan kurtulup ama eziyet olduğu döneme rastladık. Güzel şeylerin de buluşma noktasında imkanlarımız kısıtlıydı. İnşallah burada bir platform var ve bilim merkezi de inşallah inşaatımız devam ediyor. Bu yapımız inşallah bilimin, sanatın, kültürün merkezi olacak. Bu da denizimizin ilerlemesine, üretime katkı sağlama noktasında, çocuklarımızın durumları arttırma noktasında inşallah katkı sağlayacak diyorum. El ele verirsek, gönül gönül verirsek, gayret edersek ve hedeflerimizi büyütürsek, kopya değil, yandan bakıp almak değil, yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Tabii ki o fikirlerimizi de başkalarına biraz önce rektörüm dediği gibi kaptırmamak gerekiyor. Çünkü en büyük hırsızlık fikirlerdedir, düşüncelerdedir. Bunu da dikkatli olmamız gerekiyor. Ben tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Denizli İhracatçılar Birliği'mizde başkan ve yönetimine ve emek veren herkese, milletimize, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Yarınımız bugünden daha güzel olsun efendim. Saygılarımı sunuyorum. Yaratıcı projesinde destek oldular. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kendilerine sundular. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun değerli başkanım. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla devleti yöneten idarecileriz. Onun için bizden sonra görev başına gelecek, bizlerin yerini alacak, siz değerli iş adamlarımızın yerinde oturacak, patronluk yapacak, bu ülkeye hizmet edecek, bu ülkeye vergi verecek, gençleri de yetiştirip bu dünyadan öyle göçüp gideceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Onun için bu sorumluluk bilinciyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen başta Hüseyin Memişoğlu başkanıma, çok değerli ekibine, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve benim çok kıymetli öğretmen arkadaşlarıma herkesin huzurunda bir kez daha teşekkür ederek bu yarışmanın Denizli'mize
hayırlara vesile olmasını temenni ederek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Coşkulu bir katılımla gerçekleşen ve 2000'den fazla kişinin katılım sağladığı final gecesinde 2000'in üzerinde başvuru arasından büyük titizlikle seçilen ve finale kalan projeler değerlendirildi. Kazanan genç mucitler ödüllendirildi. Denizli İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Denizli Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nın 5.'si yoğun katılımla gerçekleşti. Yarışmanın final gecesinde 2000'in üzerinde başvuru arasından büyük bir titizlikle seçilen ve finale kalan projeler değerlendirildi. Kazanan Genç Mucitler ödüllendirildi. Ödül töreni öncesinde Niyazi Bekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide genç mucitler icatlarını tanıttı. Katılımcılar çocukların ve gençlerin icatlarını ilgiyle dinledi. World Türk Denizli Haber ekibi de düzenlenen etkinlikte geleceğin mucitleriyle buluştu. Projemin adı Orman Yangını Avcısı. Ormanda yangın çıktığında TG Avcı dumanı alevi algıladığında hemen mesaj gönderecek. Böylece ormanlarımız köle dönmeyecek ve en yakındakiler hemen ilk müdahaleye başlayacak. Drone ile su püskürtecekler. Su tankeri olan traklarla su getirecek. Böylece felakete dönüşmesi önlenecek. Bu projemizde su israfı ve engellilerin bağımsız bir şekilde yaşaması, yani banyo yapabilmesiyle ilgili bir projemiz. Kombimizden gelen sular hazırladığımız sisteme geliyor ve su sıcaklık sensörümüzle, sıcaklık sensörümüzle ölçülüyor. Eğer suyumuz soğuk ise bu suyumuzu biriktiriyor ve birçok yerde kullanmamız için bir havzamızı boşaltıyor. Ve eğer suyumuz sıcak ise duşumuza gönderiyor, duş başlığımıza gönderiyor ve banyo yapabiliyoruz. Engelliler için de çözümü şöyle bulduk. Örneğin bir görme engelli için bir buzzer yerleştirdik. Eğer suyumuz sıcak ise buzzer'dan su sıcak komutunu veriyoruz engellimize. Engellimize su akabilir deyip onaylıyorsa duş başlığımıza su geliyor. Banyosu bittiğinde su dursun, banyon bitti deyince ise su bitiyor. Ve ortopedik engelliler için de şöyle bir çözüm bulduk. İki adet led ve bir adet de LCD ekran yerleştirdik. Suyumuzun derecesini LCD ekranımıza yazdırıyoruz. Suyumuz soğuk ise mavi, sıcak ise kırmızı ledimiz yanıyor ve projemiz çevre dostu bir proje. Öğretmenimiz de derste elektriği anlatırken elektrik faturalarının yüksek olduğunu anlattı. Artık dünyamız daha fazla elektrik tüketemeyecek, yani yapamayacak. Çünkü barajlarımız artık bitmeye başladı. Böylece cihazları kapattığımızda bile elektrik harcıyor. Ama benim projem sayesinde artık elektrik harcamayacak. Ben Karadeniz'e gittiğimde annem Karadenizli olduğu için anneannemin sebzeleri ve meyveleri verimli yetişmiyordu. Hep yağmur falan yağıyordu. O yüzden ben ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir fikir aklıma geldi bu yüzden. Projem yağmurlu havalarda üstü açılıp yeterli kadar yağmur suyu alınca kapanacak. Şöyle mesela şu anda nemi içindekinden fazla ise nemi dışarı atıyor, hem de hava alması gerektiği için açılıyor. Bunu otomatik mi yapıyor? Otomatik yapıyor. Yani kontrol eden biri yok? Yok. Yağmurlu havalar şu kenarlardaki depolama alanları var. O depolama alanlarına yağmur suyu depolanıyor ve şuradaki depolama alanına doluyor. Burada. Evet. Bunu hem yağmurlu havalarda olmadığı zaman, suya ihtiyacı olduğu zaman seramız, onun için kullanırız, hem de hayvanlar için kullanıyoruz. Yüksek dağlarda kurulan rüzgar türbinleri var ve bunu fark etmeyip çarpan çok ölen kuş var. Evet. Ben de bunun çok üzüldüğüm için böyle bir proje yaptım. Kuşların çarpmaması için böyle bir ses ve dalga veriyoruz. Böylelikle kuşlar fark ediyor, yönlerini değiştiriyor ve ölmüyor. Projemizin ismi akıllı damper. Babalarımızdan
fikrinden yararlanarak böyle bir proje yaptık. Bizim projemiz şimdi Bluetooth ile damperi kamyon kasasını kontrol etmeye yarıyor. Şu an kullanılan sistemlerde şoför işten kontrol ettiği için mesela devrilme riskine karşı can ve mal kaybı yana çıkıyor. Ama bizimkinde Bluetooth ile uzaktan kontrol ettiği için arkadaş kaldıracak birazdan. Tamam, gösterelim. Şöyle. Tekrar gösterir. İndirilir, kaldırılabiliyor. Bir daha göstereyim. Tamamen telefonun üzerinden kontrol edebiliyor. Ve devrilme riskine karşı da bir sistem yaptık. Evet. Nasıl bir sistem? Böyle yıkılmasına karşı mesela sola mesela engel çıktı, yıkıldı diyelim. Bu devreye girerek yıkılmasını engelliyor. Şöyle göstereyim, evet. Burada bir engel sistemi var değil mi? Tam görebiliyor muyuz? Tamam. Yani böyle engel sayesinde can ve mal kaybı önlenebiliyor. Türkiye Çevre Haftası kutlamaları öncesi kentte hayata geçirdiği ve çevre projelerine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapıdan yeşil alanlara, katı atık bertaraf tesislerinden, yenilenebilir enerji üretim tesislerine örnek çevre yatırımlarını anlattı. Denizli'de hayata geçirdikleri her projede önce çevre ve insan düsturuyla hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, insan ve çevre için vazgeçilmez olan suyu korumak için rekor altyapı yatırımlarını imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü 4624 kilometre içme suyu hattı, 2121 kilometre kanalizasyon hattı ve 353 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 7000 kilometrenin üzerinde altyapı hattı döşedi. İçerisinden otomobillerin geçeceği büyüklükte altyapı hatları yapan Büyükşehir Belediyesi Deski, bunların yanında 75 adet içme suyu deposu, 263 adet içme suyu sondajı, 18 adet atık su arıtma tesisi ile içme suyu şebekelerinin tek merkezden kontrol edildiği SCADA sistemini hayata geçirdi. Park ve yeşil alan yatırımlarına da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 1150 park ve mesireliği kente kazandırırken Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Kafe Yaylası, İncili Pınar Parkı, Adalet Parkı, Çamlık Mesireliği, Akvadi Parkı, Server Gazi Parkı, Sevindik Parkı ve Azerbaycan Karabağ Parkı bunlardan en önemlileri olarak yer aldı. Türkiye'de iklim değişikliği uyum ve azaltım eylem planlarını hazırlayan 3. Büyükşehir olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından dünya ikincisi olarak ödüllendirildi. Denizli bu büyük başarısıyla Paris, Los Angeles, Mexico City ve Buenos Aires gibi dünya kentlerini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Ayrıca Denizli Gürültü Eylem Planı'nı da tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında gösterilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi ile 700 noktadan alınan tıbbi atıkları çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynaklarının etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla güneş tarlaları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi Akköy Güneş Enerji Santrali'ni hizmete aldı. Yıllık 2 milyon kilovat enerji üretimini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ayrıca katı atık bertaraf tesisi ve atık su arıtma tesislerindeki atıklardan da elektrik enerjisi üretimini sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atık bertaraf tesisi ve düzenli depolama sahasının kapasitesini yükseltmesinin yanında merkez dışındaki ilçelere de katı atık bertaraf tesisi ile katı atık aktarma istasyonları kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi 344 hektarlık vahşi depolama sahasında düzenleme yaptı, çevre ve insan sağlığını olumsuz etki eden alanları ortadan kaldırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve çevre yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Aydın'ın Karacasu ilçesine 25 kilometre mesafede bir köy okulu olan Yaykın İlk ve Ortaokulu'na akıl ve zeka oyunları ile müzik sınıfından sonra hayırseverlerin katkısıyla bilim sınıfı da kazandırıldı. Durmuş Tarhan Bilim Sınıfı ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.
25 yılı aşkın sürede öğrenci servis şoförlüğü yapan ve 64 yaşındayken 10 Mayıs 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden yakın mahalle sakinlerinden Durmuş Tarhan'ın anısına oğlu Erhan Tarhan'ın katkılarıyla oluşturulan Durmuş Tarhan Bilim Sınıfı'nın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Erbil Avcı, Durmuş Tarhan'ın eşi Gülhanım Tarhan, oğlu Erhan Tarhan, aile üyeleri, Karacasu'dan gelen davetlilerle yaygın halkı katıldı. Saygı duruşunun yapılıp İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende okulun yapılmasına katkı sunan hayırsever Erhan Tarhan ve okul müdür yardımcısı Ömer Faruk Küçük konuklara okul müdürü Murat Şahin birer plaket takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından Tarhan ailesi ve protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kesip sınıfı gezdi. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yaptıkları derslere yönelik modeller hakkında misafirlere tek tek bilgi verdi. Teleskop uzaydan gelen her türlü radyasyonu alıp gösteren astronomların kullandığı bir rastlantı cihazı. Şu anda bakın. Evet, şu anda bayrağımızı görüyoruz. Okul müdürü Murat Şahin törende bir konuşma yaptı. Hayırsever Erhan Tarhan, babamın, benim ve büyük ihtimalle çocuğumun okulu olacak bu okulda öğrencilerimizin daha kaliteli, çağa uyum sağlamış, deneyimleyerek öğrenme metotlarını kullandığı bu sınıfta yıllarca rahmetli babamın anılmasını sağlamak en büyük gayemdir, dedi. Bilim sınıfına kavuşuyor, projesi kapsamında öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiğini gördük. Bu amaçla bir bilim sınıfı kurmaya karar verdik. Ne mutlu bizlere ki bu hedefimizi gerçekleştirdik ve sizlerin de bugün burada olmasından onur duyduğumu bilmenizi isterim. Projemizin uygulanmasına olur veren kaymakamlık makamına, açılışımıza her türlü desteği veren Karacasu Belediye Başkanımız Mehmet Erikmen'e, maddi imkanlarını seferber eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a, proje konusunda bizi yüreklendiren Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aşkın Güneş'e, hayırseverimiz rahmetli Durmuş Tarhan amcamızın oğlu Erhan Tarhan'a, projemizin fikri altyapısını oluşturup şu an tayinleri nedeniyle burada olmayan Ceylan ve Gizem Kök öğretmenlerimize, sınıfımızın bilim ışığında donatılmasında emeği geçen fen bilimleri öğretmenimiz Murat Özgen'e, öğrencilerimiz için ne yapabiliriz diye sorduğumuzda mesleki bilgilerini bizlerden esirgemeyen okulumuz öğretmenlerine ve maddi sıkıntı yaşadığımızda neredeyse bir maaşını bizlere vererek sıkıntımızı gideren, sınıfımızın tadilatının her aşamasında emeğini esirgemeyen okulumuz müdür yardımcısı Ömer Faruk Küçük konuklara ve eşi Hayriye Küçük konuklara teşekkür ederim. Bir mümin vefat edince bir ameli kesilir. Yalnız 3 amelinin sevabı amel defterine yazılmaya devam eder. Bunlar sadaka-i cariye, faydalı kitapların ve temiz çocukların kendisi için ettikleri dua ve istiğfarların sevaplarıdır. Ben de bu sebeple 10 Mayıs 2001 tarihinde vefat eden rahmetli babamı hayırla anan nice temiz çocuğun yetişmesi için elimden geldiğince okulumuza yardımcı olmaya çalıştım. Babamın, benim ve büyük ihtimalle çocuğumun okulu olacak bu okulda öğrencilerimizin daha kaliteli, çağa uyum sağlamış, deneyimleyerek öğrenme metotlarını kullandığı bu sınıfta yıllarca rahmetli babamın anılmasını sağlamak en büyük gayemdir. Sınıfın oluşturulmasında görev alan fen bilimleri öğretmeni Murat Özgen projeye dair bilgiler verdi. Aracı öğrencilerimize tanıtmak. Bu normalde gökyüzü gözleminde astronomların ya da rasathanelerin kullandığı araçlardan bir tanesi. Yaygında hani böyle bir şeyin olabilmesi gerçekten öğrencilerimiz açısından çok büyük önem arz ediyor. Çünkü niye? Gökyüzü gözlemi biliyorsunuz çok fazla anlaşılabilir ya da ulaşılabilir bir durum değil öğrencilerimiz açısından. Böyle bir imkanı öğrencilerimize sağladığımız için öncelikle mutluluk duyuyoruz.
Buldan Belediyesi bir taraftan ilçenin tescilli yapı ve sokaklarını teker teker restore ederek ilçe kültürüne kazandırırken diğer taraftan 11 yıl önce restore edilen yapı ve sokakların da ikinci kez yenileme çalışmasını başlattı. İlçenin tarihi dokularını ve kültür mirası yapılarını ve sokaklarını korumak için çeşitli projeler geliştiren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, belediye olarak 2007 yılında başlattığımız sokak sağlıklaştırma ve restorasyon uygulamalarımız hız kesmeden devam ediyor, dedi. Gerek hibe yoluyla gerekse kamulaştırmayla belediyemize kazandırdığımız ilçemize özgü mimarisiyle dikkat çeken tescilli yapılarını da teker teker restore ederek ilçe turizmine kazandırıyoruz, diye de ekledi. Başkan Şevik, bugün Buldan'ın simge yapıları haline gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan yapı ve sokakların da ikinci kez restorasyon çalışmasını başlattı. 11 yıl önce yine benim dönemimde restore edilen eski hükümet konağı, eski cezaevi, Beyler Sokağı, eski Arasta'nın ikinci restorasyonu da bize nasip oldu. Restore ettiğimiz yapı ve sokakların bazı bölümlerinde yağmur, soğuk ve sıcak nedeniyle yıpranmalar oluştu. Bu alanlarda yenileme çalışması başlattık. Böylelikle restorasyonu yapılan yapı ve sokaklarımızı koruyarak görüntü açısından daha güzel bir görünüme kavuşturacağız ifadelerine yer verdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurul toplantısında Edremit'in en büyük sorunu olan atık su sorununu dile getirdi. Özellikle Akçay-Altınoluk arasında yaşanan sorunları anlatan Başkan Arslan, çözümü konusunda BASK yetkililerine yönelttiği sorulara tek bir cevap bile alamadı. Turizmin yoğun olduğu, turistik tesislerin, otellerin bulunduğu, yazlık sitelerin bulunduğu bölgede bir arıtma yok, biliyorsunuz. Yani bunlarla ilgili bir tek burada söz edilmiyor BASKİ'de. Bunu sildik, unuttuk mu? Bu bitti yani, olmayacak artık. Başkan Arslan, arıtma sorunu bölgemiz için çok ciddi bir sorun ve giderek çözümsüz hale geliyor. Ancak çözümü konusunda olumlu hiçbir adım atmayan BASKİ yönetiminin bu tutumunu Edremit kamuoyuna üzülerek bildiriyoruz, dedi. Dediğim gibi Güre olsun, işte Altınoluk Akçay arasında ciddi bir deniz kirliliği sorunu var. Yani foseptiklerle ne kadar taşısanız da denize sızdırıldığı çok net. Denize sular salındığı net. Oradaki siteler dahi bunu yapıyor. Bu durum yani sürdürülebilecek mi? Ne olacak? Buna mahkum mu olacak Edremit halkı ya da Edremit Körfezi fikirlerine? Bu konuda hiçbir şeyimiz olmamış. Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili bir iki cümle bile dahi edilmiyor. Sadece Yücel Başkan burada kamuoyuna yaptıklarını anlatırken bunu ben de Edremit kamuoyunu izleyenlere bu konuda bir sorumluluğum gereği bunu dile getirmek durumundayım. Bu çok ciddi bir sorun. Giderek artık çözümsüz hale geliyor. Yani sizin söylediğinize göre, sizin BASKİ'nin söylediğine göre bir arıtmanın yeniden kurulması 26 milyon euro demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu 200 milyonlarla falan olacak iş değil. Bu paralar nereden bulunacak da bu arıtma tesisleri yapılacak? Kültür, sanat ve eğitime destekleriyle adından sıkça söz ettiren Merkez Efendi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap günleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap günleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 27 Mayıs Cuma günü açılışı gerçekleştirilen ve birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliğiyle kitapseverlerle bir araya geldiği kitap günlerini bugün 2000 öğrenci ziyaret etti. Kitap kokuları arasında standları tek tek dolaşan öğrenciler yazarlarla da sohbet etti. Öğrenciler aldıkları kitapları büyük bir heyecanla Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde okumaya başladı. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin kitaplarla iç içe olması gerektiğini belirtti. 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek kitap günlerimize tüm kitapsever hemşehrilerimizi bekliyorum, diye konuştu.
Manisa'da Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide 2021-2022 sezonunda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan kurslara katılan kursiyerlerinin yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünler sergilendi. Eserler bir hafta boyunca sergilenecek. Sergiye Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Kılıç, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve kursiyerler katıldı. Kafkas Halk Oyunları ekibi, Muradi Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı gösteri gerçekleştirdi. Düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından sergi açılışı yapıldı. Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserler davetler tarafından büyük beğeni topladı. Programda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da konuşma yaptı. Öğrenme haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hafta ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerin öğrenme sürecine katılımını sağlamak temel amacımızdır. Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda yapılan etkinlikler ile ortak çalışma kültürünün güçlenmesi, eğitim faaliyetlerine daha fazla katılım sağlanması ve toplumun eğitim konusunda motive edilmesine katkı sunulmakta, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ortaya çıkararak ve günümüze aktarılması sağlanmaktadır. Bilgi toplumunda durduğunuz anda geriye kaldığınız, sürekli yeni bilgiler edinmeniz gereken bir toplumun içerisinde yaşadığımızda kendini geliştiren spordan sanata, engelden engelsize ve eğitimin her alanında geçmiş dönemde halk eğitim sadece okuma yazma, el sanatları nakış olarak addediliyordu. Bugün günümüzde medya okur yazarlığı, bilişim teknolojileri, dünyayı tanıma, aslında asıl olan bireyin kendisini tanıma faaliyetleri olan her ortamdaki kursların açılmasını sağlamaktadır. Türkiye Hava Sporları Federasyonu himayesinde Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı destekleriyle ikincisi düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Hava Sporları İl Temsilcisi Ufuk Tarakçıoğlu, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Gençlik Müdürü Metin Dağlı ve Türkiye'nin dört bir yanından 40 sporcu katıldı. Türkiye'de yamaç paraşütü sporunun hızlı geliştiğinin altını çizen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yamaç paraşütü ileriye doğru bir ivme kazandı. Yaz aylarında her gün veya günübirlik sporcularımız Çameli'ye gelip uçuşlar gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ilçemizi tanımış oluyorlar. Bahar Kupası uçuşlarını izlemek isteyen herkesi Çameli'ye bekliyoruz, dedi. Ha ha!
Öte yandan Çameli 8. Yamaç Paraşütü X Open yarışları da 28 Ağustos-3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.